Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından işgalci Rus ordusuna 18 insansız hava aracıyla aynı anda sürü İHA saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi. Rus Avia Pro gazetesinde yer alan haberde Ukrayna ordusunun aynı anda 18 insansız hava aracıyla Rus ordusuna saldırı düzenlediği kaydedildi. Rus hava savunmasının saldırıyı püskürttüğü iddia edilen haberde olaya ilişkin fotoğraf ya da video kaydı yayınlanmadı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov'nun görüşlerine yer verilen haberde, Rus hava savunma sistemleri gece boyunca Novaya Basanya, Sandis, Borispil, Şiçırs, Vişneva, Kiryukovka, Petroviski üzerinde 18 Ukrayna insansız hava aracını imha etti dedi. İnsansız hava araçlarının farklı bölgelerde ancak aynı anda saldırıya geçtiği iddia edilen haberde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından hedefli, planlı bir saldırı olduğu kaydedildi. Gazete diğer yandan Ukrayna istihbarat gemisi Pereyaslav'ın Karadeniz'de battığını yazdı. Haberde Ukrayna Donanması'nın keşif gemisi Pereyaslav Ukrayna kıyılarında imha edildi. Anlaşıldığı üzere gemi Ukrayna ve Romanya sınırına yakın bir yerde başarıyla batırılırken savaş gemisinin mürettebatının kaderi bilinmiyor denildi. Ukrayna askeri istihbarat gemisi Pereyaslav'ın Ukrayna ve Romanya sınırından çok uzakta olmayan Tuna'nın girişinde bulunduğu iddia edilen haberde, gemi füze tarafından vurulmamak için özel olarak buraya nakledildi ancak alınan tüm önlemlere rağmen gemi imha edildi. Kaynaklar, Ukrayna donanmasına ait askeri keşif gemisinin batırılmasının tam olarak bu gemiyi ortadan kaldırmayı amaçlayan özel bir operasyon sayesinde mümkün olduğunu bildiriyor denildi. Öte yandan Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Çornomosk limanında bağlı bulunan Türk gemisi Rahmi Yağcı'nın silahlı bir grup Ukraynalı paralı savaşı tarafından basıldığı kaydedildi. Yükleyici firma olan İsviçre menşeili Felman Trading Europe, gemideki yükün patlayıcı ve tehlikeli olduğunu iddia edip boşaltılması için Odessa valiliğine başvurdu. Valilik, savaş durumunda patlayıcı yükün tehlikeli olması sebebiyle izin verdi. Ukrayna askerleri, gemideki yükü boşaltmak için Çornomorsk limanına geldi. Ancak gemi personeli, taşıdıkları yükün patlayıcı ve tehlikeli olmadığını ispatladı. Valilik, anlaşmadan bu yükü boşaltamazsınız dedi ve askerlerini geri çekti. İsviçreli yükleyici firma Felman Trading Europe, Türk gemisi Rahmi Yağcı'daki yüke el koymak için silahlı milis gönderdi. Muammer Yağcı, orada zaten herkes asker. Herkese üniforma verildi de tüfek ve silah var dedi. Felman Trading Europe, 11 milis gönderdi. Yanlarında liman işçileriyle birlikte Rahmi Yağcı'ya zorla giren silahlı Ukraynalı milisler, ambar kapaklarını zorla açmaya çalıştı. Gemi personeli direndi. Ukraynalı silahlı milisler, tüfeklerin namlularına mermi verdi ve gemi personelini darp etti. Dolu ve ateşlenmeye hazır silahların namluları, mürettebatın üstüne doğrultuldu. Gemi personeli tek bir yere toplandı ve bir süre boyunca rehin alındı. Yük anlaşmazlığından kaynaklı gönderilen silahlı milislerin saldırısı ve zorlaması olmadan anlaşma ile tahliye işleminin usulüne uygun yapılmaya başlandığı öğrenildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülkesinin tarafsızlık statüsüyle ilgili anayasada değişikliğe hazır olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik garantisi, tarafsızlık, nükleersiz ülke statüsü gibi konularda yürümeye hazırız. Rusya'nın ilk prensip noktası buydu ve hatırladığım kadarıyla bu yüzden savaş başlattılar ifadesini kullandı. Ukrayna'nın güvenlik garantisinin görüşüldüğünü ancak bunun da Budapeşte memorandumu gibi sadece bir kağıt parçası olmasını istemediğini belirten Zelenski, dolayısıyla bu belgenin, bu teminatın tüm garantörleri tarafından imzalanacak ciddi bir anlaşmaya dönüşmesinden yanayız. Bu döküman garantör ülkelerin parlamentolarında onaylanması ve Ukrayna'da bununla ilgili referandum yapılması gerekiyor diye konuştu. Zelenski, referandumun anayasada tarafsızlık konusunda değişikliklerin birkaç ayda yapılmasına imkan vereceğine işaret ederek böyle bir statü ve güvenlik garantileriyle ilgili değişikliklere ancak halkın karar verebileceğini vurguladı. Rus ordusunun ülkede bulunması durumunda garantör ülkelerin mutabakata yanaşmayacağına dikkati çeken Zelenski, savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin mümkün olduğunu ancak Rusya Devlet Başkanı Putin ve çevresindekilerin bunu uzattığını dile getirdi. Zelenski, bu nedenle doğrudan Putin ile anlaşmamız lazım. Anlaşmaya varmak için Ukrayna'dan askerlerini çekmesi ve benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor, dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak yüz yüze müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi. Rusya Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkesin sağlanmasına ilişkin müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmeyi reddetmediğini belirten Lavrov, önemli olan yapılacak toplantının iyi hazırlanmış olmasıdır. Bunca yıl büyük miktarda sorun birikti. Bu yüzden sadece görüşmek ve sen ne düşünüyorsun, ben ne düşünüyorum şeklinde görüş alışverişinde bulunmak sadece ters etki yapacaktır, ifadelerini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, savaş başladıktan sonra Ukrayna tarafının hemen müzakerelere başlama teklifinde bulunduğunu ve Rus tarafının bunu kabul ettiğini bildirdi. Müzakerelerin başladığını ve devam ettiğini aktaran Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz dedi. Müzakerelerin sonucunda Donbas'ta 8 yıldır devam eden sivil ölümlerinin son bulmasını istediklerini kaydeden Lavrov, tüm Batı toplumunun bu süre içinde Donbas'taki sivil altyapıların, hastanelerin, kreşlerin ve konutların bombalanmasına sessiz kaldığını ifade etti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemli dedi. Kremlin sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de devam etmesi beklenen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakere heyetlerinin Türkiye'ye gideceklerini kaydeden Peskov, müzakerelere bugün devam edilme ihtimali düşük. Heyetler Türkiye'ye bugün gidiyor. Ancak teorik olarak yarın başlayabilir diye konuştu. Peskov, müzakere sürecine dair yorum yapmaktan kaçınarak, yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemli. Ancak şimdilik müzakerelerle ilgili hiçbir ayrıntıyı açıklamama politikamıza bağlıyız. Bunun sadece müzakere sürecine zarar verebileceğine inanıyoruz, ifadelerini kullandı. Uranyum üretiminde dünyada ilk sırada yer alan Kazakistan, bu yıl üretim planını 22,3 bin ton olarak açıkladı. Kazakistan Enerji Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda, ülkenin enerji sektörü değerlendirildi. 2009'dan bu yana doğal uranyum üretiminde dünyada birinci sırada bulunan Kazakistan, 2022'de 22,3 bin ton uranyum üretmeyi planlıyor. Ayrıca katma değeri yüksek uranyum ürünlerinin üretimi için dikey nükleer yakıt döngüsü kompleksinin kurulması öngörülüyor. Bu amaçla ülkedeki Ülba Metalurji Fabrikası'nda 317 ton kapasiteli uranyum dioksit tozları ve Çin'deki nükleer santralleri için 200 ton kapasiteli yakıt çıkarma tertibatlarının üretimine başlandı. Kazakistan, geçen yıl 21,8 bin ton uranyum üretmişti.